Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrikli bir pulluk yapacağız. Bu pulluğu yapabilmek için 2 tane 250 wattlık rediktörlü DC motor kullanıyorum. 2 tane DC motorun bağlantı yerlerini birbirlerine paralel olacak şekilde kaynatıyorum. Bu yapacağımız pulluk çapa makinalarına benzeyecek ama çapa yapmayacak. Sadece çift sürecek. Küçük hobi bahçelerinde gayet güzel bir şekilde kullanılabilir. Az önce kaynattığımız tekerleklerin bağlantı demirlerine bir tane profil kaynatıyorum. Daha sonra pulla yükseklik ayarı verebilmek için bir tane profile bizim kullanacağımız pulluğun ayar deliklerine uygun bir şekilde iki tane delik deliyorum. Deldiğim bu profili şasenin arka tarafına kaynatıp pulluğu buraya vidalıyorum. Aküleri motorun üzerine yerleştirebilmek için şasenin üzerine dikdörtgen bir zemin olacak şekilde profilleri kaynatıyorum. Hazırlamış olduğum bu zemini şasenin üzerine yerleştirip mengene ile sıkıştırdıktan sonra kaynaklama işlemi yapıyorum. Kaynaklama işlemi bittikten sonra pulluğun üzerine yön verebilmek için Küçük bir gidon kaynatıyorum. Aküleri ve kontrol cihazını şasenin üzerine yerleştireceğim. Ama üzerini de kapatabilmek için parça profillerle yükseltip üzerine yine profil kaynatıp korunaklı bir alan elde etmeye çalışıyorum. Profilleri kaynattıktan sonra zemine dayanıklı bir sunta keserek akıllı cıvata ile vidalıyorum. Aküleri tekerleğin üzerine yerleştireceğim. Aküler kaymasın diye üzerine çift taraflı bant yapıştırdıktan sonra ilk önce bir tanesini yerine yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim akünün kablo bağlantılarını yapıyorum. Daha sonra diğer aküyü de az önceki akünün ön tarafına yerleştiriyorum. Diğer aküyü bağlarken seri bağlamam gerekiyor. Yani bizim elektrikli motorlarımız 24 voltluk. O yüzden bir akünün eksisini diğer akünün artısına bağlıyorum. Boşta kalan artı ve eksi uçlardan 24 volt elde ediyorum. Bunu da kontrol cihazının enerji giriş soketine bağlıyorum. Bu soket bağlantılarını yaptıktan sonra Kontrol cihazını da akülerin ön tarafına yerleştiriyorum. Akıllı civatayla sabitledikten sonra motor kablosu soketlerini kontrol cihazına takıyorum. Enerji giriş soketini ve kontrol potansiyometresi yani joystick'i yerine taktıktan sonra elektrik bağlantılarım tamamlanmış oluyor. Ama bu joystick'i tarla sürerken elimle kontrol edemeyeceğim için ön taraftaki profile çift taraflı bantla yapıştırıp kablo bağıyla sabitliyorum. Bu joystick'i gidondan kullanabilmek için küçük bir aparat yapacağım. Gidona bir tane el freni bağladım. Bu el freninden çıkan fren telini de joystick'e bağlayacağım. Fren dış telini gidona bağlamış olduğum profile sabitliyorum. Frenin iç telini ise klemens yardımıyla joystick'e sabitliyorum. Böylelikle ben freni sıktığımda fren teli joystick'i geriye doğru çekecek ve böylelikle iki tekerlek de aynı anda ileriye doğru gitmeye başlayacak. Burada sadece ileri gitmesi benim için yeterli. Zaten yön vermek için küçük bir bisiklet gidonu kullanacağım. Artık bütün işlemlerimi tamamladım. Tek yapmam gereken akülerin ve kontrol beyninin üzerine bir sunta parçası daha vidalamak. Bu işlemi de bitirdikten sonra artık elektrikli pulluğumuzu test edebiliriz. Gayet güzel bir şekilde tarlamızı sürebiliyoruz. Fakat pulluk toprağa girdiğinde gidonun boyu biraz aşağıda kaldı. Bunu hesaplayamadım. Aynı zamanda tekerlekler çok ince ve dişsiz olduğu için çok patinaj çekiyor. Buna sonraki videolarımda hem çapa tekerleği hem de güneş paneli takmayı düşünüyorum. Bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.